Hayret bir şey arkadaş ya. Ana! Pipetim gelmiş, beyaz atlı pipetim. Hepsi sana. Ay, romantik maybaşım benim ya. Geç içeri, geliyorum, şu üstümü çıkarayım. Heh, onları mı buldun? Onları giy, tamam. Şunları da şöyle bırakayım, gel gel. Lan ne duruyorsun orada yabani gibi? Gel çök, gel sofraya çök. Heh. Ay senin terliklerine kurban olurum ya. Bana bak, sen rahatına bak, keyfine bak. Benim ocakta yemeğim var, onu alacağım. Gelip yardım edeyim. Ne diyorsun sen ya? Öyle şey mi olur? Ardışım ya, aşk olsun. Bütün dengeleri bozarsın, her şeyler birbirlerine girer. Kim görmüş bir gecekondu erkeğinin gecekondu kadınına yardım ettiğini ya? Böyle bir şey ekolojik dengeyi sarsar yani. Duymamış olayım. Geliyorum ben. Gel. Uy! Uf 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 uf. Anam. Ay hamlamışım ya Ardiş. Çünkü normalde bir gecekondu kadınının bu tencereyi yana yıkıla saatlerce eli yanmadan taşıyabilmesi gerekiyordu. Anlatabiliyor muyum? Alayım tabağını. Servisimi yapayım ben. Sana eser miktarda etle kapıska yaptım. Böyle. Oy mis gibi kokmuş ha. Bu kapıska bizim kondonun milli, bütün kondoların milli yemeğidir. Gördüğün üzere içinde maksimum 3, minimum 2 adet et bulunmaktadır yani. Anlatabiliyor muyum? Yalnız elim dikkatli ye. Vallahi sonra sabaha kadar yorgan titrettirir bu ha. Sen bir de bünyen alışkın değil, mahcup olma. Hadi ban, ban ekmeğini. Kız kime diyorum, yabanıl gibi durma. Hah, ban ban. Oh! Kaşıkla, kaşıkla. Böyle. Oh, mis, mis, mis. İşte böyle Ardiş. Şu karşında görmüş olduğun Epsu'nun 1/4'ü kapuskadır yani. Anlatabiliyor muyum ben sana? Ben böyle bir insanım yani. Buna bayılıyorum, buna tutkum var benim. Ha, şimdi bana diyeceksin ki o kadar zenginsin, bilmem nesin. Ama işte şundan da vazgeçemiyorum. Bunsuz da olmuyor yani. Şimdi sana aşığım, maşığım falan diyorsun ya sen. Bir gerçekleri bilmeni istiyorum ben. Gerçekten yani sana sağ gösterip sol vurup da kendimi kakalatmak gibi bir niyetim yok açıkçası benim. Ben şimdi tamam bazı şeyleri çok çabuk öğreniyorum. Modern hayata falan filan uyum sağlıyorum ama benim geçmişim de var. Benim yarım mercimek çorbası, benim yarım plastik Tokyo terliği, benim yarım Ümraniye minibüsü, diğer yarım da kömürlü soba yani. Ben böyle bir insanım. İşine geliyorsa, gelmiyorsa da hiç kafanı açmam ben senin ha. Okey derim yani, okey Arda derim. Birbirimizle kanka olmaya devam ederiz yani. Anlatabiliyor muyum? Çünkü aksi halde ben çok üzülüyorum Arda. Efsun, ben seni çok seviyorum. Şunu şöyle küt diye söyleme ya. Aa, sana hediye aldım. Unuttum ben onu. Dur. Heh. Heh, işte burada. Bu ne şimdi? Boyun bağı. Toplantıya falan giderken takarsın diye düşündüm. Allah Allah, tesbih ya. Görmedin mi hiç hayatında? Onu da mı görmedin? Yok, gördüm de. Ne bileyim, hiç kullanmadım ki. Aa, olmaz ama. Bir varoş delikanlısının mihenk taşıdır tesbih ya. Senin ortamlarda rencide olmanı istemiyorum. Madem kısmetse amat geldin yani, o zaman bileceksin bunu çevirmeyi, bunu yanında taşımayı. Anlatabiliyor muyum? Öğren bunları Ardiş ya. Komplekslere girmeden, insanlar seni ezmeden öğren burada delikanlı, delikanlı namından yürü. En önemli mevzuya geliyorum. Bak şimdi koç, senin bu çapkınlık meselelerin, bu senin tavşan tavşan gezmelerin, bu konu hakkında bir şeyler yapmamız gerekiyor. O yüzden kulaklarını aç, beni iyi dinle. Eğer beni dinlemezsen seni o kulaklarından şu tavana asarım. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Kanku, senin bu çapkınlık olaylarını ben çok ezelden beri biliyorum. Farkında değilim, sanma yani.
Ama biz madem yükseliyoruz böyle, o zaman bunları yapmayacaksın, anladın mı? Yani ben senin o telefonunda bir takım mesajlar, ayıcıklığı, kalpçikliği, gülen suratlığı, dans eden kızlarlığı, kedili emojiler görmeyeceğim. Senin o gömleğinde, o tişörtlerinde ruj izleri görmeyeceğim. Eğer görürsem Ardiş, senin o gözlerini oyarım, o gözlerini. Gözlerim sana feda olsun Efsun. Bir de Kanku, şimdi bu benim kuzen Zeynep meselesini ben unuttum sanma yani. Gayet de benim cebimde bir bilgi bu. Hatta bu Antalya meselesinde de gözüm üzerinizdeydi yani. Gözüm gayet üzerindeydi. Yani yine benden bir geçer not aldın. Kendince aldın. Ama en ufak bir hareketinde, bir ters onda yemin ediyorum seni o podyuma çıkarır. Le Efsun'daki abiyeleri sana giydirir. Ayağına 49 numara topuklu ayakkabı bulurum. Seni baş mankenim yapar yürütürüm. Anlatabiliyor muyum? Anladın mı? Anladım, anladım. Gayet iyi anladım Efsun. İyi o zaman. Hadi soğanı kırak da yiyek. Kıralım. Daha kapuska koyayım ister misin? Yok, yok. Er bu ya, er!